İstanbul'da yaşayan Buse Özübek, Beyoğlu'nda uygulama üzerinden taksi çağırmak istedi. Ancak uzun süre beklemesine rağmen araçların hiçbiri gelmedi. O da aklına gelen bir şey yaptı. Kayıtlı olduğu uygulamada kimliğini Arap Şeyhi olarak değiştirdi. Ve çok geçmeden şoför verdiği adresteydi. Bugün biz de aynı denemeyi yaptık. Bakın neler oldu. Taksiler kesinlikle almıyor. Beyoğlu'ndayız. Taksiye binmek çok zor. Arkadaşım püf noktasını bulmuş. Taksiye çağırdığında anında taksi geliyor. Çağırdığı taksiler bir türlü gelmeyince bir deneme yaptı. Taksi uygulamasındaki profil fotoğrafını ve adını Arap Şeyhi olarak değiştirdi. Şimdi bu püf noktayı sizlere gösteriyorum. Artık taksi beklemeyeceksiniz. Neler yapıyorsun sen şimdi taksinin hızlı gelmesi için? Bu bir taksi uygulaması, herkesin bildiği gibi. Burada hesabımı değiştirdim. Gördüğünüz gibi hesabımda bir Arap Şeyhi'nin fotoğrafı ve adımı değiştirdim. Böylece dur bakalım kaç dakikada gelecek. Çok şu an bak ediyorum. Profil fotoğrafından görüyorlar zaten görelim. Arap Şeyhi olduğumu. 2 dakika içerisinde burada taksi geliyor. Gerçekten şu anda taksi geldi. Yani sizler de isminizi değiştirerek el etem ya da el başka bir şey yaparak taksiye kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Turist olduğu için de paralı olduğunu düşünüyorlar. Haliyle taksiciler gözlere böyle bir dolar işareti oluyor. Genç kadının yayınladığı video sonrası sosyal medyada taksicilere tepki yağdı. ATV haber ekipleri aynı deneyi bir kez daha yapmak için yola koyuldu. Kendimize bir Rus kadın fotoğrafı, bir Rus kadın ismi seçtik. Sanayi Mahallesi'ndeyiz ve Sultanahmet'e gitmeyi işaretledik. Bakalım taksi kaç dakika içinde gelecek? Hemen şimdi buradan sarı taksiyi seçiyorum. Bu gelsin istiyorum. Daha hızlıymış. Hadi bakalım. Yakınımdaki şimdi sürücü kişileri bulunuyor. Bakalım trafikte 1.2 kilometre gösteriyor. Karşılaşacağı kişi Polina değil de Buse olacak. Çok özür dilerim ama. Taksi 10 dakika içinde verilen adrese geldi. İnanılması güç ama şoför de yoğun Sultanahmet trafiğine girmeyi kabul etti. Merhabalar. Öncelikle tebrik ediyoruz, hemen geldiniz. Almayanlar almıyor abi, yapacak bir şey yok. Seçmesinler abi. Niye seçiyorlar? Çalışsınlar, para kazansınlar. Normal çağırsan gelmez. Bizden ne kalmış? Pazarlık edip götürüyor. Kadın olduğu için öncelik veriyorlar. Turist seçen parası için. Ve sıra Türk vatandaşına geldi. Yaşananlar şaşırtmadı. İsmi değiştirdik. Osman Yalçın yaptık. Fotoğrafı da değiştirdik. Bu sefer Osman ismiyle tabii. Alımı onayla diyorum. Tüm işlemleri yapıyorum. Bakalım kabul edilecek mi? Aslında önemli nokta şu anda başladı. 5.2 kilometre mesafede. 14 dakika sonra burada olacağını görüyoruz biz şu anda. Geliyordunuz. Neden geri döndünüz yazıyorum. Çünkü beyefendi geri döndü. 900 metreydi. Evet. Şu yani. An kaça çıktı görelim. Hemen bakalım. Şu anda 3.2 kilometreye çıktı. Bu nasıl oluyor? Ben bunu anlamadım. Ne yazmış bakalım? Kusura bakma kardeşim, buraları bilmiyorum, kafam karıştı. Neden geri dönüp yolu uzattınız? Daha fazla para alacak tabii ki yolcudan bence. En son kardeşim tamam iptal ediyorum, başka taksi çağır dedi. Ben ama bunu anlayamadım çünkü biz sadece 900 metre kalan yol nasıl birdenbire 3.2 kilometre oldu? Biz de tam da bunu soruyoruz.